babalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem Kıbrıs tatlısı tarifimi sizlerle paylaşacağım. Tatlımdan hemen bir dilim alarak sizlere göstermek istiyorum. Kıbrıs tatlımın yapılışına geçiyorum. Tatlımın şerbeti için 2 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekeri ocağıma aldım. Şeker erinceye kadar şerbetimi karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra içine bir paket vanilya koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Tatlımın keki için 3 adet yumurtayı ve 1 çay bardağı toz şekerini yoğurma kabımı alıp çırpıcımla çırpmaya başlıyorum. Daha sonra içine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı kırılmış cevizimi ekleyip üzerine 1 paket kabartma tozu koyuyorum. Kekimin bütün malzemelerini koyduktan sonra çırpıcımla çırpmaya başlıyorum. Yağladığım borcama kek hamurumu döküyorum. Daha sonra kek hamurumun üstünü düzlüyorum. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kekimi pişiriyorum. Bu süre fırından fırına değişebilir. Kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Kreması için 1 litre sütü tencereme alıyorum. İçine 1 su bardağı buğday nişastası ve 1 çay bardağı toz şekeri ekleyip karıştırmaya başlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını yakalım. Kremamız koyulaşıncaya kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Krema koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başlayınca ocağımın altını kapatıyorum. İçine bir paket vanilya ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum bu kremayı çabuk soğuması için başka bir kabıma koyuyorum. Kremam soğuduktan sonra içine bir paket krem şanti ekleyip çırpıcımla çırpıyorum. Kremamı iyice çırptıktan sonra pişen kekimi fırından çıkarıyorum. Birkaç dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra içine yavaşça soğuyan şerbetimi döküyorum. Tatlımı soğumaya bırakıyorum. Kekim soğuduktan sonra kremamı bir kaşık yardımıyla içine döküyorum. Sonra üzerine 1 su bardağı Hindistan cevizi döküyorum. Hindistan cevizi döktükten sonra tatlımı birkaç saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Tatlımı orman meyveleriyle süsledikten sonra artık servise hazır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tarifimi beğenen arkadaşlarımdan yorumlarını bekliyorum.
Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.